başıma çölleri açtım. Bir tek ben elleri yendim. Kız başıma beyaz öyle hiç kimse yıkamazdan. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine Flash TV, orijinal Flash TV oyunculuğumla milleti çıldırtacağım. Flash TV'yi çok özlemişsiniz. Daha geçen haftalarda geldi arkadaşlar. Her gün yeni içerik üretiyorum. Farkında mısınız? Chat farkında mıyız bunun? Acaba farkında mıyız chat? Kendinize gelir misiniz? Ama hepsi de içeriklerimizin birbirinden eğlenceli arkadaşlar. Bugün spontane bir tane RP'ye katılacağım arkadaşlar. Şöyle server'a doğru da gidelim. Bu arada video başlamadan önce bir kontrol edebilir miyiz? Abone miyiz? Like attık mı? Ve 3'ten geriye doğru sayıyorum. Abone misin? Like attın mı? Ve bildirimlerin açık. Bir bak bakalım. 3, 2, 1, 0. Hepsini yaptığını düşünüyorum. Bu kadar hızlı sürede nasıl yaptıysan var ya, seni tebrik ediyorum yani. Şöyle gidelim arkadaşlar server'a. Server birazcık kalabalık, birazcık değil. Ya da bilmiyorum, evlerindedirler belki. Bilmiyorum yani. Daha şu anda yorum yapmayacağım. Şurada bir kalabalık var yani. Herhangi bir yere gireceğim işte arkadaşlar. Burada böyle bir... Ah dur, motora bindim yanlışlıkla. Pardon abla. Dur ya, arabaya bindim. Ne kadar zengi oldum. 2 dakikada zengi olmanın sırları. Bacım nereye gidiyorsun? Hayallerime giden yolda ben arkadaşlar. Böyle işte bakın. Durduğum yerde duruyorum. Neyse, şu evlerin tarafına gidelim bir de. Ev niye açmadınız lan? Evlerde bir tane, niye ev açmıyorsunuz oğlum ya? Şurada da bir tane ev var ama o VIP arkadaşlar sanırım. Gidelim mi oraya? Neyse, öbür tarafa gidelim. Şimdi onlar 2 saat havalanacağım diye beni almazlar aralarına. Ben biliyorum yani. Çünkü fake hesaptan girdim. Bu hesabımda VIP olan fake hesabından değil arkadaşlar. Tamamen VIP'siz olandan giriyorum. Burada bir tane ev var arkadaşlar. Hizmetçi aranıyor. Evi öyle yazmış. Hizmetçi aranıyor. Tabii efendim. 7/24 saat. Hani o beklediğiniz, o rüyalarınızdaki hizmetçi benim. Her gün kafasında kuruyormuş. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Bekleyin. Nasıl hizmetçi olunur onlara göstereceğim. Bekleyin. Çok bozulurum. Ana kapısı açık. Hemen selam yazayım arkadaşlar. Selam canım. O aradığın hizmetçi geldi işte. Selam diyor arkadaşlar. Ben o aradığın hizmetçi. Bakın tipime. Gayet de çok hizmetçi. Görüyorum, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok bir kere yani. Allah şu tipime bakar mısınız ya? Hizmetçi olmaz diyor. Neden? Benden kraliçe olur. O kadar da mütevaziyim ki zorluyorum şu anda. Aa diyor. Gülüyor bir de. Hayırdır kızım? Sen nesin? Tam dur ona soralım arkadaşlar. O neymiş de bana gülüyor. Çok merak ettim yani. Dur bakalım. Ben prensesim diyor. Prenses. Prenses hanımcığım dedim ona arkadaşlar. Prensesi görüyor musunuz be? Öh be. Bir prensese hizmetçi olmayan da ne bileyim yani. İşe girecek misin diyor. Evet. Çıldırınlar. Çıldırınlar. Aç. İngilizce bilen bak. Bak görüyorsun. Gel odanı göstereyim diyor. Bak İngiliz de biliyorum diyeyim. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. İngiliz de biliyorum. İngilizce bilen görüyorsunuz. Hizmetçi girl. Belli diyor. Konuşayım mı? Konuş diyor. How are you? How are you? Again. Oh my god, deprem oluyor. Bak İngilizce konuşmama deprem oldu. Buna Brokov'un bile dayanamadı. How are you? Yeah. Hoş diyor. Hayırdır hanımefendi? Kendinizi mi gördünüz? Hoş diyorsunuz. Hayırdır? Şurada kendi çapımda temizlikçi olacağım lan ben. Birden ona kalbimi verdim müstesna. Sana bir şey diyeceğim. Sen bir daha İngilizce konuşma diyor. Ben de sana bir şey diyeceğim. Gerçekten bunu demem lazım. Ne diyor? Sen de bir daha Türkçe konuşma. Zira büküyorsun. Dur bakalım ya, asıl konuyu sormadık. Maaş ne kadar? Maaş ne kadar? 5000 diyor. Lan 5000'e annem bizim evi temizlemiyor. Annem bizim evi temizlemiyor. Babam bile anneme 10.000 veriyor.
dedim. 5000 dolar diyor. Hanımefendiciğim. Hanımefendiciğim. Tamam PM sesim. Canım benim ya. PM sesim benim. Biz dolarla çalışırız diyor. Niye dolar sizin mi dedim. Bizim olmasa da hükmümüz var diyor. Allah'ım kendini RP'ye ne kadar kaptırmış ya. Bizim evet diyor. Tüm paralar benim dedim. Birden ona kalbimi verdim nasıl diyor. Nasıl biliyor musun? Tüm paralar benim. Yani tüm paralar benim. Köpeğim olsun lan. Hayır navigasyonu açtım ya. Köpeğim olsun lan. Hayırdır? Lan bu çocuk ne yapıyor? Niye eve girdi? Bir şeyleri satın almak için paran lazım diyor. Tamam doğru. Haklısın. Ama para benim için araç, amaç değil. Prenses hanım. Ne oluyor? Birden ona kalbimi verdim mi sesin? Yemin ederim ya. Neyse 5000 dolarım var arkadaşlar. 5000 dolara işe girdim arkadaşlar. Oo iyi. Okey. Ben YouTuber'lığı bırakıyorum arkadaşlar. Evinizi temizliğe gelebilirim. 5000 dolar ama. Kıyafetlerini giy işe başla diyor. Niye? Bu kıyafetim güzel. Sevim gelir birazdan. Lan bana ne Sevin'den? Sevin mi var? Ortalık temiz olsun Sevim gelir diyor. Şu mu yoksa Sevin'iz? Hırsızlık yapıyor Sevin'iz. Yemin ederim 2 saattir. Hırsızlık yapıyor. Kapıdan girmiş arkadaşlar. Yok ben bunlarla çalışacağım. Ok tamam başla diyor. Arkadaşlar bana işe başla dedi. Kendi oturuyor şuna bak. Ben de şuraya oturayım ya. Bir kahve diyor. Bugün iş yapamam dedim arkadaşlar. Niye diyor? Sevim'den ayrıldım. PM'siz hanım. Olayım. Psikolojisi bozuk hizmetçi. Sevgilimden ayrıldım. Hizmetçi değil sevimizde mi olmasın Allah Allah. O da şofördü dedim. Eski çalıştığım yerde neden ayrıldın diyor. Ev o kıza sev olalım mı dedi. Lan bu kapıdakiler kim lan? Ne lan? Allah'ım ya Rabbim. Selam diyor. Az canım az. Ne kadardır beraberdiniz diyor. 10 dakika. Arkadaş olalım istiyorsanız diyor. PM'si sanım bilir dedim arkadaşlar. Ben bilmem ev sahibi değil. Maşallah diyor kızı. Tabii canım 10 dakika çok ciddi bir ilişki. Merhaba diyor o da. Sevim var diyor arkadaşlar. Çocuk sev olalım mı demedi ki arkadaş olalım mı dedi ya. Sev demedim diyor o da. Vallahi haklı. Sevim kıskanır diyor. Sesim kıskanır yalnız. Sesim kıskanır. Sesim mi? Sevim diyor arkadaşlar. Çocuğu banladı ya. 10 dakika uzun bir süre diyor. Evet öyle neler yaşadık. Neler hem de neler yaşadınız diyor. Sev olalım mı dedi. Sonra beni omzuna al emotisi gönderdi. Kırmızı gül verdi. 10 dakika içinde. Şuradaki kırmızı güller var ya. Bay be diyor. Şimdi içine kurt düşürmez miyim? Senin Sevin ne yaptı? Kesin başka server'a da kızlarladır dedim. Benim Sevin beni sinemaya götürdü diyor. Kesin seni korku filmine götürmüştür. Sen de korkunçsun ya dedim arkadaşlar. Elimden tuttu. Yağmurda yürüdük diyor. Okuyunca ben dedim. Wattpad hikayesi sanki burası. Hayır Recep Vedi'ye gittik diyor. Oo çok romantik. Aşırı kıskandım. Daha neler diyor. Neler? Realde mi Sevin dedim arkadaşlar. Yok oyundan diyor. Sinemaya da herhalde hayali gittiniz o zaman dedim. Merkezde var ya diyor. Film seçtik diyor. Şuradaki de diyormuş. Brokov'undaki. Onu kararlaştırdık diyor. Abla sana ben asla bir şey demem. Sen haklısın. Sen haklısın. Sensin yani. Lan şuradaki normal Brokov'undaki şeyi söylüyormuş arka. Sinemada öptü beni yanağımdan diyor. Bu kafayı parayla satmazlar iyi değerlendir dedim arkadaşlar. Dediğini duydunuz mu ya? Çık diyor. Ne? Lan işten atıldın mı daha para mı? Ver lan 5000 dolarımı. Ver lan 5000'imi. Ne iş yaptın diyor. O kadar senin hayal dünyanı dinledim. Bu da bir iş. Psikolojim bozuldu diyeyim. Bak.
Allah'ım ya Rabbim. Burada da biri geldi yine. Neymiş adı? Zengin Türk. Zengin ve Türkmüş. Şuna bakın. Allah'ım sürekli kapıya birileri geliyor. Bu da para dağıtıyor. Teşekkürler canım. Hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Hayır mı diyecektik yani? O kadar dert dinledik burada. Dert sahibi olduk. Kanka aç diyor lan. İşe devam edeceksen dediğimi yapacaksın diyor. Tamam abla. Aşırı yaparım. Ben de aşırı kuralları ve yasakları seven biriyimdir. Birisi chatten demiş ki ünlü olan var mı? Hiç üstüme alınmadım. Selam arkadaş olacak diyor. Hoş geldin diyor bu da. Hoş bulduk diyor arkadaşlar. Bu da arkadaş herhalde. Zengin ve ünlüymüş. Zengin misiniz? Zengin misin? Zengin ünlü ne ya? Biraz önce chatten yazan da budur kesin. Evet diyor. Arkadaş olak diyor. Dilenci misin, kapımda ne arıyorsun diyor. Zengin ve ünlüye şu an ünlü düşmesi yaşıyor arkadaşlar. Bizim patron düşürdü. Hayır arkadaş olmak istemiştim diyor. Sen ünlüysen diyor çok arkadaşım vardır diyor. Oh my god. Bizim bu kız pek havalı çıktı PMS hanım. PMS. Başka kapıya bizde yeni bitti diyor. Pilis olun diyor da. Neyse arkadaşlar boş verin. Vallahi sen ünlüysen çok arkadaşım var dedi. Aslında bilmiyorsunuz. Aslında ünlü olanların hiç arkadaşı olmaz biliyor musunuz? Aga be. Aga be dertlerim açtı bu kız. Kanka gel otur diyor. Kanka bu yeni hizmetçin mi diyor. Ne içersin diyor o da. Kahve diyor. Evet diyor. Hizmetçiniz mi var lan burada? Pardon. Evet. Doğru. Hizmetçileri var. Şu anda ben Flash TV Enter hizmetçiyim. Hemen onlara bir kahve hazırlayın. Bekleyin görün. Buyurun efendim. Bu ne diyor? Buna ot lazım dedim. Şuna bakar mısınız? Dişleri çürümüş dedim. Düzgün konuş diyor. Aa! Sen ne kadar kötü birisin. Ben hizmetçiyim diye böyle davranma. Tamam mı? Gübür ediyor. Sen de hizmetçi gibi davran diyor. Bak canımı sıktı şu anda. Kanka istiyorsan atayım sana kalmış diyor. Sen de bir prenses gibi davran. Ama olmadığın için rolünü bile yapamıyorsun. Prensesim diyor. Prenses olunmaz canım. Prenses de olur. Sonradan prenses olur. Bu ne lan? Tacı takınca sonradan olunmaz diyecektim. Tacı takınca prenses olduğunu zannediyor. En iyisi dokunmayalım. Haklısın diyelim. Ben annemin diyor arkadaş anlamadım. Her taş takan prenses olsaydı her tahta oturan da padişah olurdu. Ne haber? Laf makinası diyor. Tahtım da var diyor. Neyse ya. Ben mutfağa gideyim. Temizlik yapacağım. Onlar otursun arkadaşlar. Çok da üstlerine gitmeyelim arkadaşlar. Birazdan banlarlar bizi. Banlanmak istemiyorum. Daha trole devam etmek istiyorum. Temizlik yapacağım. Oturun prenses hanım. Oturun prenses hanım. Birden ona kalbimi verdim. Müstesna. Müstesna. Of diyor. Müstesna. Müstesna. Selamı çekiyoruz burada diyor. Selamı? Selamı? Onu da okuyorum dedim. Esselam. Of deyip duruyor ya. Of deme puf de. Öyle bir şey var diyor. Açacağım sonunda diyor. Ay pesimden kos. PM ses. Afiyet olsun bendiniz mi dedim. Acıyorum atmıyorum diyor. Acıya acıya acınacak hale düşmüşsünüz. Bence acımayın siz. Kafanda kuruyorsun ya. Prenses hanım sinemaya gidiyordu biraz önce bu kız ya. Hakan gelmedi mi diyor. O kim? Hakan kim arkadaşlar? Gelecek diyor. Sana ne diyor? Merak ettim ya. Acaba şu sinemaya gittiği Sevin'in ismi mi arkadaşlar? Sevim diyor. Ha. Ok hanımefendiciğim ok ok. Sen git özel konuşmalarımız var diyor. Lan bu Hakan'ın arkadaşı değil mi? Sen Hakan'ın arkadaşı değil misin dedim arkadaşlar. Evet kankam diyor. O zaman ne özeliniz var lan? Şu an Hakan'ı savunuyorum. İkisi de birden sana ne yazdılar? İtan. Bana ne? Allah Allah. Ben gider temizliğimi yaparım. Müste.
Şuradan izleyelim arkadaşlar. Özelden yazışırlarsa nasıl göreceğim? Hakan'a aşık oldun mu diyor. Ne alaka ya? Bilmem diyor. Hakan? Aga be. Aga be. Hakan. Hakan bunları görmelisin Hakan. Destna. Destna. Realde yakışıklı değil benim kadar diyor. Yemin ediyorum. Şu an Hakan dost kazığı yiyor arkadaşlar. Hım diyor kız da. Vallahi bu PM ses var ya. Bu PM ses çok şey. Kız ona yakışıklısın diyor. Eğer ona söylemezsen ben yazarım diyor. DC'den diyor. Discord'dan. Oha! Hakan'ın bunları görmemesinin sebebi ne? Söylemem diyor. Ne yazacaksın diyor. Tamam ben söylerim diyor arkadaşlar o da. Umarım bu bir RP'dir diyeceğim ama bu ciddi bir şey herhalde. Size öyle geliyor mu? Gelmiyor mu? Seni sevmiyor. Yazacağım diyor arkadaşlar. Oha! Oha! Ben bu olaya girmem lazım arkadaşlar. Müstesna, müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim. Müstesna, müstesna. Bu olaya girmem lazım. Hakan için müstesna, müstesna. Yukarı çık diyor. Yo, çıkmam. Temizlik yapacağım. Temizlik imandan gelir. Git odanda dinlen diyor. Ben gidiyorum diyor. Tamam diyor. Ben gidiyorum dedi gitti. Yine biri geldi ya. Bu kapıda bir şey mi var? Allah'ım burada giriş serbest mi? Han kapısı mı yazıyor? Ne? Herkes buraya geliyor. Sen iyi temizleyemezsin diyor arkadaşlar. Temizleyemem diyor. Temizleyemem. Doğru. Haklısın. Hadi ben evi temizleyemem de sen kalbini nasıl temizleyeceksin? PM ses. Ha? O Hakan var ya o Hakan. İyi çocuk. Herhalde iyidir yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Tanımıyorum. Benim kalbim temiz diyor. Biliyor musun? Kalbi pis olanlar hep temizler. Aşık oluyorsa bu benim suçum mu? Güzelim diyor. Yani güzel bir kızmış. Temiz olanların böyle bir şeye ikna etmeye gereği yoktur dedim. Temizim demeye gerek var mı? İnsan şurası temizse zaten temizdir yani. Niye söylesin ki? Demek ki bir sorun olanlar yapıyor. Sana ne diyor? İbane saman ye. Müstesna. Müstesna. Sorburlarda hiç mi normal? Bu Flash TV nedir lan? Ama bu gerçek hayatta da olabilirdi bu arada. Dur şuradan bir düşeyim arkadaşlar. O telefon konuşurken. Aa, nasıl rahat düşüyorum ya. Düşme keyfike. Yatacak başka yer bulamadın mı diyor. Ne yatması düştüm. Tazminatımı verdin. İş yaparken arkadaşlar sonuçta bir iş kazası geçirdim yani. İş kazası geçirdim. Patron yine paraları saçıyor. Evet arkadaşlar bas bas paraları. Patron çok zengo. Para orada bedava olduğu için gerçek olsa şimdi beni kovmuştu yani. Gerçek hayatta biliyorsunuz ki insanlar bu kadar da para vermiyor yani. Verirler mi? Patroncuğumu görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen temizlik yapmam lazım. Müstesna, müstesna. Lan kapıya gidiyor. Bu niye kapıya gidiyor? Aşkım diyor. Hakan bu mu lan? İsmi de farklı çocuğun. Hoş geldin canım diyor o da. Lan geçti oturdu geldi. Hakan buymuş. Şuradan bakalım arkadaşlar. Ben temizlik yapıyorum. Nasılsın aşkım diyor çocuk. Aa dedim. İyi canım sen diyor. Arkadaşlar Hakan'a hiçbir şey belli etmemesi peki. Yılan. Yılan kız seni. Abi ne yaşıyoruz lan biz burada? Yemin ederim oyun olduğunu unuttum bir an. Gerçek hayatta gibi hissediyorum kendimi şu an. Bu ne ya? Neyse dur. Temizlik yapayım ben şurada biraz da. Laf dinlemiyorum. Aşırı derecede dinlemiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim diyor. O da diyor ki ne diyor arkadaşlar. Asla dinlemiyorum. Görüyorsunuz Flash TV. Hiç dinlemiyorum. Asla burada yokum. Genelde filmlerde öyle olur ya arkadaşlar. Hizmetçilerin yanında her şeyi konuşurlar ya. Böyle yokmuşlar gibi. Ne kadar gaddarsınız. Gaddarlar. Senin arkadaşın var ya Efe beni seviyormuş ben kovaladım diyor. Yalan. İftira. Günah. Ben burada karışmazsam olmaz ama ispiyonculuk yapmayayım mı ya? Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. İkisinin arasında kaldım şu anda. Git dedim Hakan senin en iyi arkadaşın nasıl yaparsın dedim diyor.
Efe öyle demedi ki dedim. Efe'den bunu beklemezdim diyor. Sen karışma diyor. Her yerden silerim diyor. Sen kimsin diyor. Müstesna dedim. Neymiş senden diyor. Realde yakışıklıymış falan diyor bence. Arkadaşlar çocuk öyle demişti ya, hatırlıyor musunuz? Oha yemin ederim bu kız yılan ya. Dur kıza özelden yazayım bari. Ona yazıyorum arkadaşlar sadece. Yalancı yazdım. Sadece o görüyor şu anda. Çocuk o görmüyor. Ben bile şu an şokum lan. Sen karışma sus diyor. O da bana özelden yazıyor. Ne kadar fenasın. Seni banlarım diyor. Neyse banlanmayalım. Burada ne olacak merak ettik yani. Şimdilik susalım arkadaşlar. Zamanı gelene kadar susmak erdemdir. Ama zamanı gelene kadar. Tamam diyeyim, tamam diyeyim. Böyle hizmetçi mi olur, kıyafete bak diyor. Bekle sen. Sana da iyilik yapacaktık da neyse. Arkadaşlar gideyim bir yukarıda ben bir kıyafetimi değiştireyim. Gelin de görsün o gününü. Görüyorsunuz son model hizmetçi girl. Şu tipe bakar mısınız ya? Nasıl ortama girişime bakın. Şöyle havalı bir giriş. Kendine güvenen şöyle gelsin, bıraksın inadı dile gel. Bir şey içer miydiniz? Sıkkın falan. Yok sen yukarıda dur diyor. Tamam. Oo şimdi iyi olmuş diyor arkadaşlar. Ya. Neyse ben yukarı çıkayım. Ne yapacaksam burada. Hizmetçilik yani hiçbir şey yapmıyorum. Bol bol dedikodu dinliyorum. Dedikodu keyifs. İyiymiş bu meslek. Düşünülmesi gerekiyor. Bu çocuk niye geldi lan? Lavabo nerede? Burası. Al. Sanki bilmiyor. RP yapması peki. Gel sana bir şey diyeceğim diyor. Bana özelden yazıyor arkadaşlar bu arada. Ne oldu dedim. İstersen senle sev olalım. Bu aldatıyor diyor. Lan çocuk nereden biliyor? Ne aldatması dedim. Efe'nin hesabında ben vardım diyor. Flash TV bile kapanır lan bu itiraflara. O kızı denedim diyor. Sevolak mı diyor arkadaşlar. Hepsinde özelden yazıyor bu arada. Sadece ben görüyorum. Yok almayayım. Almayayım canım sağ ol. Ne yapıyorsun diyor. Kız var ya sen en iyisini yapmışsın dedim. Neyin diyor. Bu dedim sevolalım mı dedim arkadaşlar çocuktan için. O da diyor ki yalan aşkım diyor. Ne diyor. Özelden yazdı. Yazmadım yalan söyleme sen bana yazdın diyor. Hakan diyor o da. Doğru mu diyor arkadaşlar. Hakan doğru mu? Yok yalan söylüyoruz burada. Normalde ispiyonlamazdım ama ikisi de birbirinin aynısıymış. O yüzden bir ispiyon hak ettiler arkadaşlar. Hakan sana bir yol veririm. Buradan uzaya gidersin diyor. Ama seninle mi uğraşayım? He doğru diyor. Hakan? Lan Hakan gitti. Banladım diyor. Kapıyı açar mısın dedim. Keyfim yerine geldi diyor bir de. Bak 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 bak. Sen sanki farklıydın Hakan'dan. Hakan bunu nasıl işletmiş gördünüz mü? Vallahi bu olay benim kafamı bozdu. Niye diyor? Aç bir gideceğim dedim. Neden diyor? Bu kadar kirli sohbetin içinde bırak evde kirli kalsın. Ziyan yok. PM ses. Ben kendim giderim. Bu ne lan? Bu ne lan? Flash TV kapanıyor lan. Müstesna müstesna. Lan o Hakan burada arkadaşlar bu arada bakın. Hakan yazdım. Efendim diyor. Sev olmaya mı geldin diyor arkadaşlar. Yok sev olmaya değil yüzüne tükürmeye geldim. Tü tü tü. Sağlı sollu arkadaşlar. Tü. Lan diyor. Yaşadım ben biraz önce ya. Kaç saattir videodayım. Şu an kaç dakika izliyorsunuz gerçekten bilmiyorum. Bunu montajda göreceğim. Ama hiçbir şey anlamadım yani. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hemen dağlara gideceğim ama bu kez dağlara delmeyeceğim. Bu kez dağda inerken şunu söyleyeceğim. Kimse yeni yara açamaz artık. Çok canım yandı acımaz artık. Bugün düşersem yarın kalkar bu kız. Kendine acımaz artık. Bye bye.